sevgili izleyenler. Güne başlarkenden sevgiler, saygılar. Haftanın ilk günüyle karşınızdayız ve bugün yanımızda Mehmet İstemihan var. Mehmet Bey, TÜGVA İl Eğitim Koordinatörü, aynı zamanda eğitimci, aynı zamanda yazar. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz inşallah. İyiyiz, biz de teşekkür ederiz. Mehmet İstemihan kimdir? İsterseniz biraz izleyicilerimiz sizi tanısın. Adım Mehmet İstemihan. Aslen Ağrılıyım. Yaklaşık 3 yıla yakındır Bursa'da ikamet ediyorum. Daha önce çeşitli STK'larda, vakıflarda, görevlerde bulunduk. Bu sene Türkiye Gençlik Vakfı'nın eğitim koordinatörlük görevine Rabbim nasip eyledi. Biz de elimizden geldiğince bu görevi yerine getirmek için çaba sarf ediyoruz. Gençliğimizin ihtiyaçlarını karşılamak ve hayal edilen gençliğin ulaşılması için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. İnşallah da başarılı oluruz. Yine aynı zamanda kendi mesleğim olarak da burada özel bir eğitim kurumunda okul müdürlüğü yapıyorum. Hı-hı. O da yine aynı şekilde bir vakıf okulu Hidayet Vakfı'na bağlı eğitim kurumlarında idarecilik yapıyoruz. Bu şekilde görevimizi ihya etmeye çalışıyoruz. Peki, teşekkür ederiz. Allah muvaffakiyet nasip etsin görevlerinizde. Şimdi TÜGVA İl Eğitim Koordinatörü dedik. Öncelikle TÜGVA'yı bilenler biliyorlar ama bilmeyenler için TÜGVA'nın bir tanıtımını yapabilir miyiz? Şimdi TÜGVA biz yönetimi yaklaşık 6-7 ay oldu. Yeni yönetimi aldık. Daha önce arkadaşlarımız vardı. Bir bayrak devir teslimi oldu ve biz bu bayrağı aldık. Kardeşlerimizin bıraktığı yerden daha da inşallah ileriye götürmek için çaba sarf ediyoruz. Bu TÜGVA eğitim içerisinde bizler de il başkanımızın yani Sayın Mehmet Fatih Kaya başkanımızın önderliğinde kurduğumuz ekiple çalışmalarımıza başladık. Bize de eğitim koordinatörlük görevi verildi. Eğitim koordinatörlük görevini üstlendiğimizden bugüne elimizden geldikçe çeşitli faaliyetler yapmaya çalıştık ama TÜGVA'ya değinecek olursak, TÜGVA nedir, çalışma alanları nedir, nerelere yöneliyor diye bir soru soracak olursanız, TÜGVA'nın açılışı Türkiye Gençlik Vakfı. Yani Türkiye'nin hayal ettiği, ulaşmaya çalıştığı bir gençliği yetiştirmeyi kendine görev edinen bir vakıf. Türkiye Eğitim Vakfı'nda, Türkiye Gençlik Vakfı'nda özellikle biliyorsunuz gençliğimizi yetiştirirken maalesef bazı bölgeler eksik kaldığı için ve bu eksikliği bazı tarafların doldurmaya başlamasından itibaren bazı aksamalar meydana gelmeye başlıyor. İşte Türkiye'nin gençliğinin hem fiziki alanda, hem eğitim alanında, hem ahlak alanında kendini donanımlı bir şekilde yetiştirebilmesi için gayret sarf eden bir vakıf olarak TÜGVA karşımıza çıkıyor. Şimdi Türkiye'nin hayal ettiği gençlik dediniz. Evet. Aslında baktığımız zaman boşluk dolduranların da bir hayali var. Yani herkesin bir hayali var. Herkesin kafasında bir gençlik var aslında. Evet. TÜGVA'yı bunlardan ayıran nedir? Şimdi TÜGVA'yı diğer kurumlardan ayıran özellik gençliği yetiştirirken ana kaynağından beslenmesini biz istiyoruz. Yani bir eğitim verilecekse o kadar değerli yazarlarımız, şairlerimiz, tarihçilerimiz, padişahlarımız var ki maalesef bazı kısımlar kendi öz benliğimizi, kaynağımızı bir tarafa bırakıp dışarıdan beslenmeye çalışıyorlar. Zaman zaman hatta öğrencilerle bazen ben kitap sınırlaması getirdiğim zaman hocam niye bunu okumuyoruz, niye farklı yayınlara izin veya farklı yazarlara izin vermiyorsunuz? Şunu söylüyorum. Önce insan önündeki ekmeği yer. Önce sofrasındaki ekmeği bitirir. Ve onu bitirdikten sonra eğer doymadıysan farklı yemekler de yiyebilirsin ama önce önündeki yemeği yiyebilmek için. Burada da böyle öz kaynağından beslenmesi gerekiyor. Gençliği yetiştirirken sadece bir alana yönlendirmek değil, sadece İslami alanda bir gençliği yetiştirmek değil, aynı zamanda hem ahlaki olarak hem ilmi olarak gençliği yetiştirebilmek. Maalesef daha önceleri sadece bir alana ağırlık verildiği için diğer alanlar boş kaldı ve bu boş kalan alanlarda memleket vatan sevdasından yoksun kişiler cirit koşturmaya başladı. Böyle olunca da burada yetişenler milletin başına bela olmaya başladı, devletin başına bela olmaya başladı ve bir yerden sonra gelişmekte olan ülkenin önüne bir set çekmeye başladılar. Nesli yetiştirirken, gençliği yetiştirirken üstadın dediği gibi asımın neslini yetiştirmek gerekiyor. O gençlik ki kaynağını öz kaynağından almış olması lazım. Maalesef bazen
üzülerek izliyordum. Ama Allah razı olsun, bu TRT1'de Diriliş Ertuğrul çıktıktan sonra insanlar biraz daha bilinçlenmeye başladı. Ya bir senarist, ben bunların zaten öz kaynaktan olduklarına da inanmıyorum. Yüzyıllarca ömrü at üstünde geçmiş ve hayatını sefer esnasında orada veren bir padişahı maalesef öyle bir halde gösterdiler ki sadece getirip saraya koyup Muhteşem Yüzyıl dedikleri bir saçma dizi adı kareme altında kilitlediler. Zaten adam ki ömrü at üstünde geçiyor ve hastalığı da at üstünde geçen bir çıban hastalığından dolayı vefat ediyor. Böyle bakıyorsun, ellerinden gelen karalamayı gerçekten yapıyorlar. Ama buna karşı bizim bilinçli olmamız gerekiyor. Öz kaynaklarımızı sıkı sıkı sahiplenmemiz gerekiyor. Yoksa maalesef bugün o kadar bir bilgi kirliliği var ki, özellikle medyada dolaştığınız zaman, çok özür diliyorum, insanın midesini bulandıracak seviyede. İşte nesli inançlı yetiştirirseniz, bilinçli yetiştirirseniz bu nesil kurulacak tuzaklara karşı da bilinçli olacak. Evet. Peki ne yapıyor TÜGVA bunun karşısında? Şimdi TÜGVA özellikle biz ortaokuldan başlıyoruz. Bizim koordinatörlüklerimiz var. İl başkanlığımız, il koordinatörümüz Fatih Kaya başkanımızın nezaretinde bizlerin bölümleri var. Hı hı. Mesela benim eğitim koordinatörlük bölümü. Eğitim koordinatörlük bölümü de o yıl içerisinde yapılacak olan, verilecek olan eğitimleri, çağrılacak davetlileri, hangi programlar izlenecekse, ne tür eğitimler verilecekse bunları bizzat belirleyip bunun planını, projesini, programını, tabiri caizse okullarda bir ders programı nasıl öğretmenlere çıkarılıyorsa, burada da o programı çıkarıp bir nevi eğitim ayağını yönlendirme, gençlerin bilinçlendirmesi alanında ne yapılabilir? Bunu bir plan proje içerisinde diğer bölgelere sunma noktasında görev üstleniyor. Bir diğerine bakıyorsunuz, bizim ortaokul koordinatörlüğümüz var. Biz işi temelden alalım dedik ve bizim vakfımızın misyonu, vizyonu olarak ortaokuldan başlıyor. Ortaokul öğrencilerimizi zaman zaman sohbetler, sahabe hayatları, tarih alanında, kültür alanında, ekonomi alanında, siyasi alanda, fiziki alanda, yani TÜGVA'da yetişen bir genç çıktığı zaman donanımlı, her alanda kendini geliştiren bir birey olarak çıkıyor. Sonra lise koordinatörlüklerimiz var. Lise koordinatörlüğü de lise öğrencilerimizle beraber hareket edip onların gelişmesine katkı sağlıyor. Daha sonra YÖK koordinatörlüğümüz var. Üniversitede faaliyet gösteren bir koordinatörlüğümüz. Bu da aynı zamanda üniversitedeki öğrenci arkadaşlarımızı gelişmesi için çaba sarf eden bir kurum. Daha sonra hanımlar komisyonumuz var. Özellikle ben teşkilat, hani daha önce söylediğim gibi farklı vakıflarda da görev aldık, farklı teşkilatlarda da görev aldık. Şunu gördüm: en vefakar, en cefakar ve işin temelinde en sağlam yeri oluşturan bayanlardır. Ben bunu gördüm teşkilatçılıkta özellikle. Çünkü fedakarlıkları, yeri zamanı geliyor çoluğunu çocuğunu bırakıyor. Hı hı. O fedakarlık peşinde koşturdukları için onların hiçbir şekilde emeklerinin karşılığını ödenemez. Bizim de hanımlar komisyonumuz, Allah razı olsun, hanım kardeşlerimize yönelik yapılan etkinliklerde genellikle rol alıyor. Daha sonra farklı etkinliklerde özellikle işte çalışan gençlik var. Adı üstünde bile genç çalışacak. O çağrışım bile yetiyor. Çalışan gençlik koordinatörlüğümüz var. Bunun gibi sayamadığım bir sürü spor koordinatörlüğümüz var. Yani bir nevi her alanda spor, ilim, ahlak, aklınıza gelecek fiziki her alanda gençliğin yetişmesi için bölümlere, kollara ayrılan bir sistem olarak devam ediyor. Şimdi baktığımız zaman Mehmet Bey, siz anlatırken ben sürekli kendi gençliğime gidiyorum. İşte o zamanlarda dernekler, vakıflar vesaire, sürekli bir çalışma vardı. Sürekli bir gençliği kurtarma çabası vardı. 20 yıl öncesinden bahsediyoruz. Bugün de aynı şekilde TÜGVA, diğer bir sürü yine vakıflarımız, kuruluşlarımız var. Bunların içerisinde TÜGVA'nın mevcut sistemden yapılan o etkinlikler falan hepsinde olan, az çok olan şeyler. Onların dışında yaptığı, izlediği bir güzergah var mı? Bir ayrıcalığı var mı? Şimdi TÜGVA biliyorsunuz
Az önce söylemiş olduğunuz vakıflar 80'lerde kurulan vakıflar var. Hatta 60'larda, 65'lerde, 70'lerde kurulan vakıflar var. Ama maalesef diğer vakıflarımız, aynı cenahtan olan vakıflarımız, TÜGVA'yı diğer vakıflardan ayıran özellik, adı üstünde Türkiye Gençlik Vakfı. Maalesef büyüklerimiz hep siz susun, söz bizde, biz biliyoruz, siz bilmiyorsunuz, siz daha gençsiniz, siz bu işi bilmezsiniz. Ama TÜGVA'da sen gençsin, sen yapabilirsin bilinç altına bunu işliyor. Ve gence verilen bir değer var. Mesela diğer vakıfları da görüyoruz. Ha, Allah razı olsun, onlar da çalışmalar yapıyor ama Türkiye Gençlik Vakfı zaten adından da mesajı veriyor. Gençlik Türkiye'nin, Türkiye gençliğin olacak. Ve bu gençlik sayesinde Türkiye gelişecek. Gençliğini önemsemeyen, gençliğine değer vermeyen bir ülke, bir millet tabii ki gelişmeyi ketlemiş olur. Yani durdurmuş olur. Niye? Çünkü bugünün gençliği yarının yönetimidir. Yapılan Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı önemli etkenlerden bir tanesi 18 yaş programı vardı ve bu aslında gençliğe ne kadar önem verildiğini gösteriyor. Bir zamanlar çeşitli propagandalar yapmaya başlandı. İşte kendi akrabalarını, eşlerini, dostlarını, çocuklarını getirecekler ama bu gençlik ülkenin başında kim varsa onun gençliğidir. Hiçbir ayrım gözetmeksizin bütün gençlik bu ülke için çaba sarf etmeli. Bu ülkenin gelişmesi için gecesini gündüzüne katması gerektiği kanaatindeyim. Evet. Şimdi gençler demişken TÜGVA'dan biraz gençleri alalım. Siz bir eğitim kurumunun Evet. başındasınız. Hatta birkaçının Evet. başındasınız. Dolayısıyla gençlerle, çocuklarla gün içerisinde ya da yaşamınız içerisinde sürekli haşır neşirsiniz. Gençliğimize baktığımız zaman sorunlarını biraz konuşalım. Nedir sorunlarımız? Evet, şimdi biraz iç çektim ama bizim kederli olduğumuz noktalardan bir tanesi maalesef Devrim Hanım. Bu neyden kaynaklanıyor? Maalesef zamanında boşluklar çok olmuş. Yani bir alan boş bırakılmış ve bu alanın boş kalması zamanla katlanarak geldiği için bu sefer bir yığın haline gelmiş. Ben özellikle bizim eğitim kurumları hakkında bilgi vereyim. Aynı cenahtan bir Hidayet Vakfı, Hidayet Sağlık, Eğitim ve Kardeşlik Vakfı çatısı altında Bursa'da şu anda 4 tane okulumuz var. Hani gençliğin yetişmesi dedik ya, anaokuldan başlayarak Kur'an-ı Kerim dersleri, hadis dersleri, meal dersleri bu gibi alanda çocukların kendini geliştirmesi için çaba sarf eden kurumlar. Ve benim başında bulunmuş olduğum kurum da Bursa'da özellikle ilim alanında kendini ispatlamış, aynı zamanda ahlaki alanda da gözde kurumlardan bir tanesi. Çünkü biz şunu inanıyoruz, eğer bir nesil kendi ahlakını peygamber ahlakından almıyorsa orada bir sıkıntı vardır. Eğer benim öğrenci kardeşim televizyonda gördüğü bir mankene özeniyorsa veya gördüğü abuk subuk dizi programlarına, abuk subuk diyorum çünkü gerçekten saçma sapan ahlak çöküntüsü içerisinde şu anda diziler, onun etrafında dönüp duruyorsa ve örnek aldığı şahıs olarak eğer onu belirliyorsa demek ki sistemde bir sıkıntı var. Biz de bu çocuklarımızı yetiştirirken dizide gördüğü artistlere değil, eğer örnek alınacaksa kız çocuklarımız Hazreti Fatma'yı örnek alsın, Hazreti Hatice'yi örnek alsın. Bu örnek onların hayatını da şekillendirip hem huzur hem de refah içerisinde yaşamasına sebep olur. Bu şekilde yetişen bir kızımız ailesine de faydası olur, çocuklarına da faydası olur. Çünkü ana kaynak yine ailedir. Dönüp dolaşılan yer, gelinen nokta yine ailedir. Ve bir çocuğumuz eğer gidip bilmem hangi sanatçıyı örnek alıyorsa veya saçını öyle kestiriyorsa veya o şekil yapıyorsa bir kişilik arayışında olan kesim çocuklarımız var. Ergenliğin verdiği bir dönem vardır ve bu ergenliğin verdiği dönem en sıkıntılı olan dönemdir. Çocuğun rol model aradığı bir dönemdir. Siz eğer bu dönemde çocuğu doğru yönlendirmezseniz maalesef şer odaklarının kucaklarına itmiş olursunuz ve bu sonra ülkeye zarar olarak dönmeye başlıyor. Bakın geçen 2 yıl önce Antalya'da bir seminer vardı. Biz seminere katıldık.
Seminerde bir şey söylendi, gerçekten içler acısı. Türkiye'de yıllık üstün zekalı çocuklarının sadece %2'sini biz kazanabiliyoruz. Evet. %98'i maalesef çeşitli yapıştırmalarla çocuklar hayatın dışına itiliyor. Ve üstün zekalı çocuklarda şöyle bir özellik var. Siz o çocuğu kazandığınız zaman ülkeye muhteşem bir fayda dokunur. Hı hı. Ama kazanamadığınız zaman ülkeye tabiri caizse bir baş belası olarak dönmeye başlar. Dikkat edin, örgütlerin başındaki insanlar genellikle üstün zekalı insanlardır. Biz bunları zamanında yetiştirmeyip elimizden kaydırdığımız için bugün ülkenin başına bela olup ülkeyi terörle bilmem neyle uğraştıran bir yapı haline geliyorlar. İşte biz de diyoruz ki gençliği, nesliği doğru bir şekilde yönlendirelim ki bu sıkıntıları yaşamayalım. Hı hı. Bizim eğitim kurumlarında özellikle eğitimi verirken şunu diyoruz. İlim eğitimin tacı olsun. İlmi verirken de ahlakla temelini oluşturalım. Çünkü bir bina, düşünün, şu içerisinde bulunduğumuz binanın temeli sağlam değilse, Allah muhafaza, en ufak bir sarsıntıda ne olur? Çöker. İşte ahlak temeli olmayan ilimlerden maalesef hiçbir şey beklenmez. Ben bunu her programda dile getiriyorum. Belki klasik bir kelime haline geldi ama bir toplumda ahlak temeli yoksa o toplum çorak bir tarlaya benzer. Bugün televizyon ekranlarında şu anda dinleyenlerimiz, izleyenlerimiz kanalları dolaştıkları zaman en az 3 tane, 4 tane profesöre denk geleceklerdir. Büyük kanallarda, işte ulusal kanallarda. Ama adam konuştuğu zaman bomboş. Sadece diploma avcısı diyebileceğimiz o diplomayı alıyor ve o diplomayla bir karakter kazanıyor, bir kişilik kazanıyor. Maalesef onun etrafında dönüp dolaşıyor. Çok güzel bir söz vardır. Mevki makamla kişilik kazananlar, mevki makam gittiği zaman kişiliksiz kalırlar. İşte biz de nesli yetiştirirken kişiliğini benliğinden alan, kaynağından alan bir nesil yetiştirelim. Bunun gayretini, çabasını sarf etmemiz lazım. Özellikle az önce de söyledim, dizi furyası denilen bir saçmalık var ve çocuklarımız müthiş bir şekilde bundan etkileniyor. Bazen velilerimize biz diyoruz ki ya şu dizileri izletmeyin hocam. Kesinlikle izletmiyoruz ama bakıyorsun çocuk gelip dizinin bölümlerini anlatmaya çalışıyor. Oğlum niye izledin? Hocam ben izlemeyecektim ama bizimkiler izliyordu, ben de öyle gözüm misafir takıldı. Oldum. O yüzden bir tuzak var. Nesil, az önce Muhteşem Yüzyıl'dan bir örnek verdim. Katledilmeye çalışılıyor kültür, toplum katledilmeye çalışıyor. Çünkü bunun farkındalar. Bunların beslendiği kaynağı kesersek, mesela Çeşme'nin kesilebilmesi için nedir? Suyu kestiğin zaman, vanayı kapattığın zaman ne olur? Sular kesilir. Bunlar da diyor ki, bu toplumu ayakta tutan nedir? Oturmuşlar, araştırmışlar. Bu toplumun temel taşları ne? Düşünün, bir köprüyü düşünün, ayaklarını düşünün. Bu köprünün ayaklarının altına birer tane bomba yerleştirmişler. Ve tek tek patlatmaya çalışıyorlar. Ve bütün ayaklar gittiği zaman köprü çökecek. Bunun idrakında değiliz. Anne baba beraber çocuklarla oturduğu zaman dizi izliyor. Dizide örfüne, adetine, hatta ve hatta dinine bile hakaret ediyorlar. Ama gülüyor. Öyle değil miydi? Bizi gülerek uyuttular. Mesela bakıyorsun Yeşilçam dediğimiz o bölümde maalesef bizim kültürümüzle dalga geçtiler. Dikkat edin, Şaban, Ramazan, böyle komik isimler adı altında. Mennan Allah'ın sıfatlarından biridir. Bir dizide Mennan oranın temizlikçisi, hani ben aşağılamak için asla demiyorum ama Allah'ın sıfatını ne hale, Mennan sıfatı nedir? Karşılıksız veren Allah sıfatında. Allah'ın karşılıksız veren sıfatında Mennan sıfatını getirip öyle bir şeye büründürdüler ki işte işe yaramaz, her verilen görevi yüzüne gözüne bulaştıran bir role büründürdüler. Bir diğerine bakıyorsun, yine aynı şekilde Yeşilçamlar'da hocanın cebine para koyup istediğini yaptıran şeyler vardı. Biz ne yapardık? Gülerdik. Allah razı olsun, İlahiyat Fakültesi'nde Bilal hocamın bir konferansına katılmıştım. Hiç unutmam o sözü. Dedi ki, ilk zamanlarda Cüneyt abi çıktı, bizi güldürüyordu, gayet iyiydi.
İşte ama diyor bir taraftan İslam'ı yayıyor, işte gaza geliyoruz tamam cihat, ama bir taraftan da içkisini kadehini yudum diyor. Bilinçaltımıza nasıl işlemeye başladı? Ha, demek ki içki de içebiliriz ama İslam'ı da yayabiliriz. Yavaş yavaş, peyderpey. Adamlar ilacı verirken dozunu çok iyi ayarlıyor. Birden verdiği zaman tepki. Şimdi düşünün, bugün televizyonları açtığınız zamanki o ahlaksızlıkları 10 sene önce olsaydı millet çıkardı isyan ederdi. Şimdi herkes alışık. Bizi gerçekten güldürerek uyutuyorlar. Ufak dozlarla diyorsunuz. Ufak dozlarla uyutuyorlar. Ona karşı evet, bilinçli olmak lazım. Peki şimdi sizin dediğiniz gibi gençliği aldık. Gayet de güzel. İşte tamir ettik tabiri caizse. Evet. TÜGVA'nın ve sizin özelinizde hayal edilen gençlik nedir? Nasıl bir gençlik hayal ediyorsunuz? Yani sonuçta ne olacak? Şimdi şöyle bir sözle başlayayım. Bir gençlik, bir gençlik diyor. Kim var denildiğinde sağına soluna bakmadan ben varım diyen bir gençlik. Biz bu gençliği hayal ediyoruz. Öyle bir gençlik olsun ki Türkiye'nin gelecek yüzyıllarda en büyük ülkeler arasında yer almasını sağlayacak bir gençlik olsun. Ahlakıyla, duruşuyla ve yapısıyla dünyaya örnek olacak bir gençlik yetiştirelim. Gençliğimizi sadece şu alanda değil, tamam ilmi alanda kendimizi geliştirdik, gerisi değil. Öyle olduğumuz için bu haldeyiz. Bir alana ağırlık verdiğimiz için bugün bu haldeyiz. İşte geçmişten ders çıkararak hatamız neydi, biz ne yaptık, neyden dolayı gençliğimiz böyle oldu, bunu çok iyi araştırmamız lazım. Özellikle burada gençliği yetiştirirken donanımlı bir gençlik yetiştirmemiz lazım. Eski zamanlarda bir hocaya bakıyorsunuz, atıyorum bir İbn Sina, bir Mimar Sinan, tıptan da anlıyorlar, hukuktan da anlıyorlar, efendim sosyal alandan da anlıyorlar, siyasetten de anlıyorlar. Yani kendini donanımlı yetiştiren bir gençlik var. Bugün gençliğimiz maalesef kendini geliştirme denildiği zaman bir tablet içerisine sıkışıyor ve bir tablet içerisine kendini gömüyor. Hayatla bağlantısını kesiyor. Bu nereden? Mesela bir eğitimci olduğumuz için özellikle ben onu söyleyeyim. Şu tablet furyası psikolojik sıkıntıları getiriyor. Bakın okullarda şiddete yönelik bütün faaliyetlerin temelinin altında yatan en önemli nokta ne biliyor musunuz? Bu çocukların izlemiş oldukları şiddet filmleri, oynadıkları şiddet oyunları ve en masum dahi görülen çizgi filmlerin altında bilinç altına işlenen Illuminati dediğimiz bir yapı ve bu çocukların beyinlerini alt üst ediyor. Tabiri caizse bu yapılan araştırmalar gösteriyor ki bunlar bir yerden sonra gelişim dengesini de bozuyor. Eskiden ergenlik çağına giren çocuklarımızın belirli bir yaşı vardı ve o yaş gittikçe düşmeye başladı. Bu da bir yerden sonra sağlık sıkıntılarını, sağlık sorunlarını çıkarmaya başlıyor. İşte nesli yetiştirirken de her şeyi alanında yeterli, yani kendine yetecek kadar, çevresine faydalı olabilecek kadar her alanda kendini geliştirmesi lazım. Şimdi biz şu alanda aman biz olmayalım, biz geri çekilelim dersek, o alanda aman biz olmayalım, bize göre değil dersek, geri çekilirsek, o boş kalan alanlarda maalesef 15 Temmuz'da bazıları cirit koşturdular, ülkenin başına bela olur canlı bomba yetiştirdiler ve bugün hala ülkenin uğraştığı baş belalarından bir şey. Bunu ancak imanlı, inançlı, vatanını, milletini, devletini seven bir nesil yetiştirerek, bir genç için vatan sevdası kesinlikle konusu dahi açılamaz, tartışmaya konusu dahi açılamaz olacak. Konu vatansa gerisi bitmiştir. Ama biz gruplaşmayı çığırından çıkarıp bireye bağlılık haline getirirsek, kişiler gelip geçicidir. Baki olan devlettir. Evet. Eğer biz devleti sahiplenip bu şekilde nesli yetiştirirsek, inşallah Allah'ın izniyle sağlam, iradeli, ayakları yere sağlam basan bir nesil yetişmiş olur. Evet. Şimdi biraz önce dediniz ki tablete bağlı kalan gençlik. Şimdi eğitimci bulunca ben birazcık böyle kendi yaralarım, affedersiniz ama evet, deşiyorum biraz. Geçen hafta eğitim
Uludağ Üniversitesi Eğitim Bölümü dekanımız vardı ve ona da aynı soruyu yönlendirmiştim. Şimdi tabletleri alalım elinden gençlerin ama okul eğitim sistemine bakalım. Evet. Siz de eğitimcisiniz, hatta işte yöneticisiniz. Eğitim sisteminde de çocuklarımızın elinde testler, kitaplar ve hayatı, yani tablet dışından çıkardığımız zaman hayatı okumakla, eğer bir hedef varsa, konulmuşsa, sürekli okumakla, kaçırılan Evet. bir hayatla geçiyor. Bunun eğitimcilerin açıklamalarını eyvallah kabul ediyorum. Hocamız da o gün çok güzel bir açıklama Evet. yaptı ama biz gençliğimize verilmesi gerekeni eğitim sistemi olarak verilmesi gerekeni sağlıklı veriyor muyuz sizce? Maalesef yani bugün bunu bizzat Cumhurbaşkanımız da biz de aynı fikirde her toplantısında dile getiriyor. Eğitim sisteminde sınıfta kaldık. Bu bir gerçek. Yani bizim bugün uygulamış olduğumuz eğitim sistemi çocuklarımızı yarış atını haline getirmekten başka bir şey değil. Evet. Maalesef üzülerek söylüyorum, yıllardır çeşitli bakanlar değiştirmemize rağmen, çeşitli sistemler değiştirmemize rağmen bir türlü dengeyi sisteme oturtturamadık. Neden Sabah sizce? kalkıyoruz bir sistem, akşam geliyoruz bir sistem, bütün harfleri neredeyse kullandık ama bir sisteme varamadık. Bu neyden kaynaklanıyor biliyor musunuz? Hatta 2 yıl, 1 yıl önce yine aynı şekilde Bursa TV'de bir kardeşimizin programına konuk olduk. Burada onları dile getirdim. Önce işin temelinden işe girmek lazım. Yani yetiştireceğin eğitimciyi seçebilmen lazım. Maalesef bugün üniversite sınavına giriyoruz, tercihlerimizi veriyoruz. İnsanların kafasında şu var: ya hiçbir şey gelmezse öğretmen olurum ya. Bu düşünce oldukça maalesef bu iş yürümez. Kimse kusura bakmasın. Ben şöyle bir köşe yazımda şöyle bir öneri götürdüm. Şöyle bir öneri sundum. Bakın, eğer sağlıklı bir eğitim sistemi yapmak istiyorsak önce yapacak ustayı seçmemiz lazım. Şimdi düşünün, çok güzel bir kumaşınız var, çok kaliteli bir kumaşınız var. Verdiniz bir arkadaşa, hadi bunu elbise yap, ne yapar? Parça parça eder, ondan sonra üst üste biriktir, sessizce çıkar gider. Biz çocuklarımızı telef ettik. Niye? Ustasına teslim edemedik. Öğretmenlik o kadar farklı bir şey ki, ben her zaman şunu söylüyorum, öğretmen arkadaşlarıma da söylüyorum toplantılarda: arkadaşlar, heyecanınızı bitirdiğiniz gün bittiğiniz gündür. Eğer sen her sabah uyandığında okula geldiğin zaman o heyecanla gelemiyorsan, mesleğe ilk başladığın aşkın yoksa bitmiştir. Bu işin hiçbir şekilde telafisi olmaz. Çünkü öğretmenlik sevda işidir, aşk işidir. Aşk olmazsa bu iş yapılmaz. Ben bazen böyle milli eğitimde de çalıştım. Ağrı'da milli eğitimde de çalıştım. İnanın ki böyle, burada kimseyi eleştirmek için demiyorum, öyle öğretmen arkadaşlarla karşılaştım ki kendi kendime utandım. Yani ben utandım. Öğretmenler odasında örgü öğren öğretmenlerimiz mi dersin? Örgü örüyor, arkadaş soruyu getiriyor, öğrenci soruyu getiriyor. Oğlum, şu anda örneği şaşırdım, git birazdan gel. Arkadaş, sen oraya örnek çıkarmak için gitmedin. Sen örnek nesil yetiştirmek için çıktın oraya. Bir diğer taraftan bakıyorsunuz, oturuyor öğretmen arkadaşlarımız. Tanışıyoruz böyle muhabbet ortamında. Öf, bıktım. Ne oldu hocam, niye bıktın? Ya bana işte günlük 22 saat yazmışlar, 23 ise yazmışlar, çekilecek gibi değil. İyi de bu mesleği kimse senin kafasına silah dayayarak seni bu mesleğe getirmedi ki. E hocam, seçeneğim yoktu. Bu saçmalığı bitirmek için en basiti ya. Bir beden eğitimi öğretmenliğine öğretmen alırken ne yapıyoruz? Yetenek sınavından geçiriyoruz, değil mi? Yetenek sınavına giriyor, sporuna bakıyorsunuz, saniye ile yarışıyor. Gelin, ben bir özel okul olduğum halde öğretmen alırken ders dinlemesini yapıyorsam, ben alan sınavı yapıyorsam, diksiyonuna, anlatımına bakıyorsam ve psikolojik olarak konuşup ona göre öğretmen alıyorsam, sen bunu hay hay yapabilmen lazım. Ama böyle şeyler de maalesef suistimale açık bir nokta. Burada geçen sene getirilen mülakat sistemi, yani belki de bu dediğinizin Evet. karşılığında olan, peki faydası olacak mı sizce? Mülakat sisteminin kesinlikle ben faydalı olduğunu düşünmüyorum. Niye? Hani kurunun yanında, yaşın yanında kuru da yandı. Öyle bir tabir vardır ya. Bugün adaletsizlik bir sistem dönüyor. Ben hani şöyle, çünkü adam var 95 puan alıyor.
95 puan alan, 65 puan alan adam geçiliyor. Bunu bir sisteme oturtmak lazım. Alacaksın. Ben mesela öğretmen alırken ne yapıyorum? Önce öğretmeni alan sınavını alıyorum. Atıyorum bana Türkçeci başvurdu, Türkçe öğretmeni başvurdu. Alıyorum Türkçe alan sınavı ama sadece Türkçe. Türkçe alan sınavındaki adam matematikten ne anlamış? Zaten matematik bilse Türkçe öğretmenliği olmaz. Gider hukuk okur, tıp okur. Hayır, anlasa bile sonuçta alanı yani, Türkçe. Alanı değil. Alıyorum alan sınavına. Belirli bir sayım var. 70'i aştıktan sonra 3 tane 4 tane tecrübeli öğretmenle çıkıyoruz, dersini dinliyoruz. Sınıf hakimiyeti nasıl? Çocuklarla iletişimi nasıl? Ders anlatırken çocuklarla göz göze geliyor mu? Çocukları derse katıyor mu? Diksiyonu nasıl? Hareketli mi? Çocuklara yaklaşımı nasıl olur? Buna bakıyoruz. Dördümüz bir rapor çıkıyor. Ama bu bir kişi, iki kişiyle olacak şekilde değil. Dört kişi bir rapor çıkarıyor. Bunu kurucularımıza gönderiyoruz. Ve kurucularımız puanını da onu da katarak, şimdi sadece KPSS'ye giriyorsun, diğer alanda mülakattan bir not alıyorsun. Aa tamam, hadi sen atandın. Arada 30 puan fark var. Yani nasıl mesela şeyde ALES'te bir sistem vardır. Yüksek öğrenime başvururken atıyorum ALES %50 etkiler, diğeri %60 etkiler. Böyle bir sistem getiriniz en azından. Yani sadece mülakatla diğerine hani ne alırsan al, ağzında kuş tutsan da mülakatta geçemezsin. Bu maalesef insanların güvenini kırıyor. Niye? Adam diyor ki ya ben çalışıyorum ama benden 30 puan düşük adamı alıyorlar. Niye çalışıyorum? Ve bu sefer devlete karşı da bir özgüven kırıklığına sebep oluyor. Yani bunun oturulup doğru dürüst bir şekilde bir sisteme oturtulması gerekiyor. Kafasına göre hoca oraya girdi. Ha, adın ne? Tamam geçtin hadi. Böyle değil. Mülakatta sorulan soruları görseniz komik. Yani sistem bizim sistemimiz. Bu ülke bizim ülkemiz. Ve öğretmen yetiştirme programına da çok dikkat etmek lazım. Sınavlara girmeden önce o sistemi söylüyordum. Sınava girmeden önce bir ilana gireceksin. Öğretmen olmak isteyenlerin sadece o ÖSS sınavından önce alacaksın. Öğretmen olmak isteyenler başvursunlar. Çünkü seçeneği kalmayıp tercih verenler belli bir yerden sonra of puf sıkıldım diyen insanlar. Evet. Mesleği seven insanlar, öğretmenlik parayla yapılmaz. Bazı arkadaşlar görüyorum ya biz doğru dürüst maaş almıyoruz. E kardeşim bu iş böyle, bu sevdayla yapılan bir iş. Nedir? O sistemi önceden getireceksin ve öğretmenlik sisteminde diyeceksin ki kardeşim öğretmen olmak isteyenler şu sınava girsinler. Önce bir eleyeceksin. Sonraya kaldığı zaman zor durumda kalan insanlar tercih ediyorlar. Ve bu da eğitim sisteminin işte erbabı olmayan, maalesef çocuklarımız telef ediliyor. Evet. Ya. Aslında eğitimi konuşmadan önce eğitim sistemini konuşmak ya da eğitim sistemini bir düzeltmek gerekiyor anlaşılan. Çünkü ciddi anlamda sıkıntı var ve denemeler de aslında başarıya ulaşılamıyor. Yani bir şekilde belki eğitimcilerimiz tarafından o kadar görülmüyor ama çocuklarımıza baktığımız zaman hakikaten çok sağlıklı. Ya hocam inanır mısınız? Şimdi Devrim Hanım, ben bunu bizzat yaşıyorum ve içim parçalanıyor ya. Anaokulundaki birinci sınıfa başlayan çocuk el yazısıyla garibim daha kasları gelişmemiş. Çocuğa çok şükür bu sene kaldırıldı el yazısı, bu seneden itibaren denedik kaldırıldı. Denedik olmadı oldu. Denedik olmadı. Yani kaslar, benim şahsi görüşüm, hani ben bugün o makamlarda olsam ne yapardım? Önce bir iki ahlak temelini oluşturacaksın. Birinci ve ikinci sınıfta çocuğa yüklemeyeceksin. Okuma yazmayı öğrensin yeterli. Çünkü yüklendiğin zaman, hani fazla flash diske yüklendiğin zaman çökmeye başlıyor. Çocuklarımız da bir yerden sonra çökmeye başlıyor. Önce birinci sınıf çocuk daha oyun çağındaki çocuk. Sen sabah erken koparıp getiriyorsun. Hadi bunu yap, hadi bunu yap. Okulda biz, evde veli. Sen bu çocuktan ne bekliyorsun ki? Önce birinci sınıftaki çocuğun o oyun şeyini doyuracaksın. İhtiyacını doyuracaksın ve ahlak dersleri. Bunu nasıl vereceksin? İşte şu şöyle günahtır, şu şöyle değil. Oyunlaştırarak, oyun haline getirerek. Mesela doğruluğu bir tiyatro şeklinde sunarak veya doğruluğu bir oyun içerisinde, bir hikaye içerisinde vererek. Çünkü çocukların algılaması biraz daha somutlaştırma isteyen bir nokta. Siz şu günah, şu farz, şu şöyle dersek ve bizim dediğimiz çocukluğumuzda yapılan o sistem. Tartışıyoruz. Çoğu insanın bu kadar
hani dine karşı ön yargılı olmasının tek sebebi Ağrı'da Allah razı olsun Müftü Bey'le sohbet ederken ya gençlik niye böyle en büyük sorumlusu sizsiniz dedim. Ben ne yaptım ya dedi. Çünkü sevgiyle ha, bugün çok şükür o sevgi muhabbet dili var ama eskiden giderdik camiye bir elif harfini yanlış bildiğimiz zaman yemediğimiz azar yemediğimiz tokat yoktu. Öyle olunca da çoğu çocuklar uzaklaşmaya başladı. Ön yargılı olmaya başladı. Ama bugün elhamdülillah sevgi dini haline getirmesini. İslam dini sevgi dinidir. Evet. Ancak sevdirerek yapılır. İşte ahlak da böyle. Çocukları yetiştirirken oyun üzerine mesela ben öğretmenlerime her toplantıda söylüyorum. Arkadaşlar bırakın şu eşittir şunu. Oyunlaştırın. Materyal sunarak, oyunlaştırarak bunu sunun. Yoksa orada anlatır gidersin. Bunu dışarıdaki Ahmet amcayı tuttuğun zaman Ahmet amca da gelir. 2 artı 2 eşittir 4 hadi bitti. Ders de aldı böyle bir şey değil. Onu düşüneceksin. Bunu da ne yapar? Öğretmen yapar ama. Evet. Öğretmenliği seven insan yapar. Araştırır. Ya bunu nasıl verirsem. İnternet denilen bir şey var ya. Google'dan yazdığın zaman istemediğin kadar önüne bilgi çıkıyor. Yaz. Bu etkinliği yaz. Öyle güzel etkinlikler çıktı ki inanın. Böyle bakıyorum mesela öğretmenler zaman zaman yapıyor. Hatta Facebook sayfamızda da paylaşıyoruz. O kadar güzel etkinlikler çıkıyor ki en basiti sayıları bile şu bardaklardan kağıt bardakları çevirerek sayı sistemini bile öğrenen sınıflarımız vardı. Yine bir diğer tarafa bakıyorsunuz o kadar eğlenceli hale getirecek durumlar var ki yeter ki İsteyelim. Onu dert edinelim kendimize görebilelim. İlk öğretmenliğe başladığım zaman Ağrı'da yatacağım zaman derdim ki ya yani biraz da ben herhalde pimpirikten kaynaklanıyor. Ya şu konuyu anlattım mı? Ya üniversiteden bir soru gelirse, ya çocuğun karşına şu çıkarsa biraz dert edinmek lazım. Hı hı. Yani ben bu işin hakkını vermem lazım psikolojisine bürünmek lazım. Eğitimcinin zaten görevi o değil mi? Yani okulu bitirdi, eğitimci oldu ama eğitimci olduktan sonra da sürekli dünyaya ayak uydurarak kendini geliştirmesi aynen lazım. Öyle. Her gün yenilemesi lazım. Bir şekilde çocuklar gibi ders çalışması lazım. Çünkü sürekli yenileniyoruz, sürekli aynen değişiyor, öyle. Her şey değişiyor. Dinamik olmak gerekiyor. Aynen öyle. Şimdi sizin sözünüze istinaden Peygamber Efendimiz'in çok güzel bir sözü var. İki günü bir olan bizden değildir diyor. Sürekli gelişmek ve sürekli kendini geliştirmek zorundasın. Çünkü çok hızlı bir şekilde değişen bir dünya var. Ve bu dünyaya ayak uydurabilmen için senin de o hızla hareket etmen gerekiyor. Evet. Yoksa bir çarkı düşünün, hızlı dönen bir çark var. Ya o hıza ayak uydurursunuz ya da sizi fırlatıp atar. Bu sistemin içerisinde kalmak istiyorsanız onu devam ettirmeniz gerekiyor. O sisteme ayak uydurmanız gerekiyor. Sürekli araştırmak gerekiyor. Artık eski sistemler yok. Yani hadi gelin şunu bizim zamanımızdaki o tamam oldu bitti. Şimdi akıllı tahtalar var. O kadar güzel anlatılıyor ki bakıyorsunuz görsellerle, efektlerle, görüntülerle zenginleştirmek isteyen öğretmen arkadaşımda çok güzel materyaller var bunda. Ama dediğim gibi bu eğitim sisteminin alınıp bir potada eritilmesi lazım. Birinci ve ikinci sınıflarda özellikle çocukların psikolojik durumlarını da, yaş durumlarını da göz önünde bulundurmamız lazım. Bazen çocuklarımızı maalesef yarış atığı olarak görüyoruz. Evet. İşte velilerde de bu var biliyor musunuz? Biz sürekli söylüyoruz. Ya benim oğlum senin oğlundan bir muhabbet oluyor, oturuyorlar. İster istemez bu insanın psikolojisini etkiliyor. Evet. Oturuyorlar. İşte oğlum bir karneni getirsene ama diğer arkadaşı dersleri iyi değildir. Eve gittikleri zaman babada bak görüyor musun kıyas. Ahmet'in oğlu. Biz özellikle şiddetle reddettiğimiz noktalardan bir tanesi çocuklara akran karşılaştırması kesinlikle yapmayın. Evet. Onun matematik yeteneği yoktur. Diğerinin Türkçe yeteneği vardır veya birinin müzik yeteneği vardır. Birinin spor yeteneği vardır. Her çocuk aslında bir zenginliktir, bir kitaptır ama okumasını bilene. İnsanı okuyabilmek zaten mesele bu ve insan hayatını önceleyebilmek. Yani aynen. Biz insan hayatını öncelemiyoruz maalesef. Yani bir hedef konuluyor ve o hedefe koşulan atlar yetiştiriyoruz maalesef. Ki hayat kaçıyor. Yani çocuk 25 yaşında ya da 20'li yaşlarında belki bir mesleğe sahip oluyor ki geçtiğimiz günlerde yeğenim çok sevdiği, çok hayal ettiği bir mesleği işte okudu, bitirdi, mezun oldu. Mezuniyet sonrası geldiğinde tebrik etmek için aradım. Dedim ki işte nasılsın, heyecanlı mısın işte. Çünkü hayaliydi o mesleği olmak. Tamam güzel konuştuk. Sonra dedim ki peki şu anda şeyin ne? Planın ne? Ne yapacaksın? Dedi ki tatil teyze.
Dedim sonraki planın ne? Yine tatil teyze. Sonraki planın ne? Dedim tatilden çıkmayı düşünüyor musun? O kadar yorgunum ki dedi. Yani şimdi baktığınız zaman o heyecanını bile doğru düzgün hakkıyla yaşayamayan bir gençten bahsediyoruz. Evet çok ciddi anlamda emek vererek geldiği bir noktada çok güzel bir yere ulaştı ama ulaştığı noktanın sevincini yaşamaktan yoksun çünkü yorgun. Şimdi evet mutlaka yorulacağız. Yani bir şeylere sahip olmak için tabii ki emek vermek gerekiyor ama bunun dozunda bir sıkıntı var gibi geliyor bana. Ben yine hani kendimce yorum katıyorum ama. Belki zaman zaman geliyor bazı aktüel kişilerin beğenmediği. Osmanlı dönemine dönüp baktığınız zaman oradaki eğitim sisteminde öyle insanlar yetişiyor ki. Gerçekten böyle her alanda kendini geliştirmiş, her alanda söz sahibi olan bireyler yetiştiriyorlardı. Biz onu oradan alalım, şunu şuradan alalım, şu sınav sistemini buradan alalım. Az önce dedim ya öz kaynaktan beslenmek lazım. Hı hı. İşte şu ülkenin eğitim sistemini alalım. İyi de kardeşim o ülkenin kültürü belli. Şimdi sen şunu alırken ben ceketi giyeceğim zaman gömleğime bakmadan, kravatıma bakmadan öyle her ceketi giyersem birbirine uymaz. Evet. Önce renkleri birbirine uydurman lazım. Atıyorum bir ülkeden bir sistem alıyoruz. Aa o ülke çok gelişmiş. Biz o ülkenin sistemini uygulayalım. İyi de o ülkenin bir kültürü var. Bir fiziki yapısı var. Bir insan yapısı var. Sen bunları göz önüne almadan eğer yola çıkarsan maalesef aynı tişört üzerine gömlek giyme gibi bir şey olur. Evet. Önce sıkıntıyı tespit etmek lazım. Bir de işin erbabında olması lazım. Mesela bakıyorsunuz böyle işi götürürken işten anlamak lazım. Yani tabiri caizse o sınıfların tebeşir tozunu yutmak lazım. Hı hı. Çocukların sıkıntılarıyla bir zat yüz göz olmak lazım. Veliyle yüz göz olmak lazım. Bir kanun çıkıyor, şu şöyle olacak. Velinin ne tepki vereceğini bilmiyorsun. Öğrencinin nasıl olacağını bilmiyorsun. Sorduğun zaman niye bunu çıkar? Ama şu ülkede böyle ya başarıya ulaşmış. Kardeşim benim bir kere yapım belli, kültür yapım belli, altyapı belli. Sen beni o ülkeyle karşılaştıramazsın. Yani şimdi düşünün, buradan, şuradan alt kata merdivensiz yürümeye çalışmak gibi bir şey. Her şeyin bir basamağı var. Sen bunu oluştururken bir sosyologdan veya bir toplum yapı nasıl, ne şekilde olacağının bir örneğini çıkaracaksın, bir planını, projeni çıkaracaksın, ona göre vereceksin. Ve belirli bir yaşlar vardır. Yani ahlak dersleri ilkokulda ve ortaokulda verilmedikten sonra lisedeki çocuğun zaten kafası başka yerde. Yani çocuk ergenliğe girmeye başlıyor, hayata farklı bakmaya başlıyor, anneyi beğenmiyor, babayı beğenmiyor, çevreyi beğenmiyor, onun için arkadaşları. Ona zaten o saatten sonra siz ahlak derslerini veremezsiniz. Hı hı. Ama temel kısmında, anaokulda, ilkokulda siz bu temeli oturttuğunuz zaman zaten araç kendiliğinden rolantiye girip gidiyor. Önemli olan o temel yapısından verebilmek. Biz ne yaptık? İşte birinci sınıflarımıza... İkinci sınıflarımıza test uygulamaya başlıyoruz. Kaç yaşındaki çocuklar ki bunlara test uygulamaya başlıyoruz? Sistem böyle olunca o çarkın etrafında habire savurmalar evet. başlıyor. Şimdi gayet güzel sohbet gidiyor ama birinci bölümün sonuna geldik. Biraz nefeslenelim isterseniz. Tabii ki. Sevgili izleyenler kısa bir reklam arası sonrası beraberiz. Efendim tekrar merhabalar. Güne başlarken de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Harika bir yağmur sesi eşliğinde yapıyoruz. Size de uzanıyor mu bilmiyorum. Mehmet İstemihan bizlerle birlikte demiştik. TÜGVA İl Eğitim Koordinatörü aynı zamanda eğitimci, aynı zamanda yazar. Evet. Evet Mehmet Bey, gayet güzel eğitim sistemini eleştirdik. Aynen. Eğitimcilerin belki hedef tahtası haline evet. geldik. Ama olması gerekenler ve doğru bildiklerimizi de söylememiz gerekiyordu. Şimdi programın ikinci bölümüne TÜGVA'ya kimler katılabilir? Nasıl bir yol izlemelidirlerle başlayalım. Sonrasında evet. eğitimde devam edelim. Öncelikle şunu belirteyim. TÜGVA'da il eğitim koordinatörü olarak görev yapıyoruz. TÜGVA il başkanımız, yani TÜGVA koordinatörümüz, Bursa il koordinatörümüz. Ben yanlış mı telaffuz ettim? Evet, Fatih Peki, Kaya başkanım. TÜGVA il eğitim koordinatörü. Evet, il eğitim koordinatörü. Sevgili seyirciler. Fatih Kaya başkanımız, il koordinatörümüz. Şimdi
TÜGVA'da kimler yer alabilir, kimler gelebilir TÜGVA'ya, ona değinecek olursak. Tabiri caizse eğer kelimeyi kullandığımızda teşbihte hata olmazsa, gönlümüzde kapımızda herkese açık. Genç olmak şartı var mı? Orada mesela ortaokul ve ortaokuldan başlıyor genellikle. 5. sınıftan başlayarak 5, 6, 7, 8. sınıf öğrencilerimizin ve lise, üniversiteye kadar gidebiliyor. Özellikle TÜGVA'da bizim zaman zaman programlarımız oluyor, etkinliklerimiz oluyor. Allah nasip ederse seneye bir yurt dışı gezimiz olacak öğrenci arkadaşlarımızla beraber. Bunun gibi bizimle beraber yürümek isteyen, her alanda hem fiziki olarak, hem kültürel olarak, hem eğitim alanı olarak, hem de ahlaki olarak kendini geliştirmek isteyen, bu ülkenin gelişmesinde ben de varım diyen bütün arkadaşlarımızı bizler bekliyoruz. Ve Beyazıt Paşa Külliyesi'nde özellikle çok güzel bir yerimiz var. Orada kitap okuma etkinliklerimiz oluyor. Küçük küçük bölümlerimiz var. Öğrenci arkadaşlarımız zaman zaman gelip ders çalışabiliyorlar, kitap okuyabiliyorlar. Ve oraya gelirken bizler orada oldukça arkadaşlarımızla muhabbet, sohbet, bir abi olarak yönlendirmemizi yapıyoruz. Aynı zamanda biz de benim bağlı bulunduğum eğitim koordinatörlük bölümüne, birimine bağlı olarak hamilelik sistemi var. Erkek hamilelerimiz, bayan hamilelerimiz. Erkek hamilelerimiz erkek öğrencilerle yönlendirme konusunda, kendilerini geliştirme konusunda bir nevi rehberlik yapıyor. Bayan hamilelerimiz de bayan kardeşlerimiz, öğrenci kardeşlerimize yardımcı olmaya çalışıyor. Onların sıkıntılarını, dertlerini çözmeye çalışıyor. Beraber bir aile sıcaklığı içerisinde hizmet vermeye çalışıyor tabii ki vakfımız. Aynı zamanda Bursa'da gelecek seneden itibaren biraz daha bu sene kazandığımız ailemize, kazandığımız kardeşlerimize daha da katarak, her zaman biraz daha gelişerek, biraz daha kendimizi geliştirerek hizmetlerimize devam edeceğiz. Dediğim gibi 7'den 70'e herkese gönlümüzde, kapımızda açık olacak. Peki bu açık kapıya nasıl müracaat edecekler, ne yapacaklar? Şimdi öncelikle bizim zaten şu anda ilçe temsilciliklerimiz açılmaya başlandı. Osman Gazi ilçe temsilciliğimiz açılmaya başladı. Hemen hemen Allah nasip ederse bütün ilçelerde temsilciliklerimiz açılacak. Şu anda mülakat sürecinde olan ilçelerimiz var. Bu ilçelerimiz temsilciliklerini tamamladıktan sonra ilçe temsilciliklerimiz olacak. Ama şu anda il olarak il bazında Beyazıt Paşa Külliyesi var. Yeşil Cami'ye giderken yol üstünde hemen Yeşil semtinde orada hizmet vermeye çalışıyor ve sabah saat 9'dan akşam 7'ye kadar devamlı açık. Hem gelip oturabilirler, hem çayımızı içebilirler, hem muhabbetimize katılabilirler. Zaman zaman etkinliklerimiz oluyor. Facebook sayfamız var. Facebook sayfamızdan da bizleri takip edebilirler. Orada etkinliklerimizden haberdar olabilirler. Aynı zamanda burada öğrenci arkadaşlarımızın yeteneklerine göre inşallah bu seneden itibaren yönlendirmeleri yapacağız. Spor alanında yetenekli olan arkadaşlarımızı sporsal aktivitelere, yine bilim alanında yetenekli olan arkadaşlarımızı bilime yönlendireceğiz. Seneye Allah nasip ederse liselerimizde ders durumları iyi olan öğrencilere üniversiteye hazırlık sürecinde biz gerekli akademik destekleri vereceğiz ücretsiz bir şekilde. Onun da altyapı çalışmaları devam ediyor. Yine gönül sohbetleri dediğimiz belirli bir gün belirleyip bu gün içerisinde hepimiz beraber o gün hangi konu varsa, öğrenmemiz gereken hangi konu varsa, ahlaki konular dedik. Ahlaki konularda ne öğrenilecekse beraber dostluk soframızı sereceğiz, soframıza koyacağız. Kim alabildiği ne kadar varsa oradan payına düşen her şeyi almaya çalışacak inşallah. Peki hayır noktasında Allah bereketlendirsin amin, diyelim amin o zaman inşallah böyle güzel niyetleri daim i̇nşallah. Eylesin. Buradan eğitimci yanınıza dönerek programın sonuna da yaklaşırken evet. Hazır. Bir hafta önce tatil süreci başladı. Öğrencilerimiz tatile girdiler. Gençlerimize, çocuklarımıza bir eğitimci olarak ne tavsiyesinde bulunabilirsiniz? Tatili ne yapsınlar? Evet, şimdi az önce eleştirdik. Şimdi kendimizle çelişiyor gibi olacak ama maalesef sistemin getirdiği bir zorunluluk var. Bizim özellikle hani yılların verdiği tecrübeye dayanarak konuşacak olursak yaşadığımız sıkıntılardan bir tanesi öğrencilerimiz yaz tatilinde döndüklerinde o aldıkları, okul döneminde aldıklarını tabiri caizse resetleyip geri geliyorlar. Bu sefer bir dönem
Hani tekrar onları almaya çalışıyor. Benim öğrenci arkadaşlarımdan ricam, kitap okuma, özellikle malum üniversite sınavı, TEOG sınavı, ÖSS, LYS, bu sistemin getirdiği bir sıkıntı ve bu bol bol kitap okuma. Çünkü benim şahsi fikrime göre eğitimin olmazsa olmazlarından bir tanesi kitap okuma alışkanlığı. Ve üzülerek bazen bunu görüyorum, üzülüyorum da. Öğretmen arkadaşlarımız ceza verdikleri zaman öğrenciye kitap okuma cezası veriyorlar. Evet. Bu ödül olması lazım, ceza değil. Çünkü kitap bir dünyadır, bir deryadır. O deryanın içerisine girip ne alabildiysen, ne tadabildiysen o sana kalıyor. Hı hı. Ve öğrenci arkadaşlarımızın hiç olmazsa, fazla istemiyoruz, günde 5 sayfa, 10 sayfa bir kitap okuma, yani bir kitaplar olsun. Hatta 10 sayfa da istemiyoruz. Günlük 5 sayfa okusunlar. En azından bu kitap okuması bir yerden sonra öğrencinin sorguyu algılaması, okuduğunu anlamasına yönelik büyük bir faydası oluyor. Evet. Ve bu şekilde yazının tadını çıkarmaya baksınlar. Hiçbir şekilde sadece bir alana ağırlık verip bir alanda gitmesinler. Biraz daha planlı, programlı, günlük sistemde, özellikle sınav grubu olan arkadaşlarımız zaten Ağustos ayında maratonları başlayacak. TEOG maratonları biliyorsunuz ilk sınav Mart-Nisan ayında genellikle TEOG 1'de yapılıyor. Ve bu öğrenci arkadaşlarımızın o aşamaya gelmeden önce yavaş yavaş altyapılarını oluşturup bu şekilde gelmeleri gerekiyor. Bir de öğrenci sürekli tatile ağırlık verdiği zaman okulun başlaması sürecinde yaklaşık bir 2 hafta 3 haftalık bir bocalama süreci geçiriyor. Yani okul başlamadan 2 hafta 3 hafta önce gerek uyku düzeni, gerekse plan program alanında kendini bir nevi biyolojik saat kıvamına getirmesi gerekiyor. Böyle olduğu zaman öğrenci okula başladığı zaman da sıkıntı yaşamamış olur. Ve nacizane, hani bunu söylerken de az önce söylediklerimiz her ne kadar da çelişsek, dediğim gibi malum bir sistem var, sistemin getirdiği zorunluluklar var. Gelecek sene okuyacağı okul dersleri hakkında hiçbir şey yapmasın. Gece gündüz zaten internetle oynuyorlar, oyunlarla oynuyorlar. Girmişken A oyununu değil de 8. sınıf dersleri zaten şu anda itibaren Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın yapacağı bir açıklama var. 1, 2, 3 ve 4'ün bazı bölümlerinde çoğu dersler değişti. 5. sınıfların çoğu dersleri değişti. Biraz daha anladığım kadarıyla az önce eleştirdiğimiz noktalara ışık tutacağını umuyorum ve diliyorum. İnşallah yeni eğitim öğretim döneminde biraz daha çocukların psikolojik gelişimleri, ahlak gelişimleri de göz önüne alınarak inşallah bu değerlendirme yapılır. Biz ümit varız. Yeni bir sistem vardı. Gerçekten her taraftan duygu ve düşünceler alındı. Yani tabiri caizse biz şimdi eleştiriyoruz. Burada eleştirmek kolay güzel de işin başında olmak çok farklı. Hele hele eğitimin oturması zaman alıyor. Bunda yaşadığımız en büyük sıkıntı nedir? Biz sistem üzerinde durmuyoruz. Bir gün orada, bir gün orada, bir gün orada olunca sistem karman çorman oluyor ve insanların gözüne batmaya başlıyor. Bir sistemi oturtmak lazım. Bu sistemin sürekliliği her şeyde öyledir. Gerek çalıştığınız işte, gerek arkadaş ilişkilerinizde süreklilik yoksa bir yerden sonra sıkıntı yaşıyorsunuz. Çok sevdiğim bir abim vardı. Yozgat'ta üniversite okuduğum dönemde, oğlum derdi, senin kulağına küpe olsun, bir insanla arkadaşlık kurmak istiyorsan bak arkadaşlık ilişkileri ne kadar uzun. Eğer arkadaşlık ilişkileri uzunsa o adam güvenilirdir. Ama sürekli arkadaş değiştiriyorsa onda bir sıkıntı vardır, uzak dur derdi. Eğitim de öyle. Sürekli bir düzen olduğu zaman biz de eğitime güven... Biz uzak durma şansımız yok ama. Aynen öyle. Yani bir güven de oluşturacaktır. Ve insanların bu sisteme daha hızlı bir şekilde ulaşması sağlanmış olacaktır. Dediğim gibi bir sistem yapıyorsak, az önce program öncesi de sizle konuşmuştuk, kararlı olmak lazım ve ince eleyip sık dokumak lazım. Şimdi düşünün, hiçbir şekilde telafisi olmayan bir şey eğitim. Atıyorum bunu yanlış yaparsınız, götürürsünüz hemen ne yaparsınız? 5 dakika içerisinde orada usta keser, biçer şekline getir, ama insanın öyle bir durumu yok. Öğrenci tekrar alıp 5. sınıfta veya tekrar 2. sınıfta başlatma gibi bir lüksünüz yok. Bir kere elden kaçtı mı sonu getirilemiyor. 1. sınıfta yapılan bir hata
ta liseye kadar, üniversiteye kadar devam ediyor. Ondan dolayıdır ki sınıf öğretmenlerinin, öğrenci, bunu ben bizzat kendim yaşıyorum, kendim görüyorum. Sınıf öğretmenlerinin öğrenci üzerinde müthiş bir etkisi var. Ben bazen böyle gözetliyorum. Öğretmenlerin huyunu az çok biliyorum. Öğrenci de öğretmenin huyunu almaya başlıyor. Evet. Ve onun şeklini almaya başlıyor. Bundan dolayı yani onu ele alırken çok sık, ince eleyip dokumamız gerekiyor. Bunu bu şekilde belirtmiş olayım. Hem sistemde hem öğrencilerimizde istikrar gerekiyor. Aynen tatil öyle. sürecinde istikrarlı İnşallah bu olmak yeni sistemde güzel olur. Ben ümitliyim. Açıkçası ümitliyim. Evet. Tabii ki zaman zaman, ilk başladığı zaman aksaklıklar olacak ama biz ümitliyiz. İnşallah güzel olacak. İnşallah. Sizin aynı zamanda yazar yanınız da var. Evet. Baştan beri tanımınızda onu da dahil etmiştik. Biraz da ondan bahsedelim mi? Şimdi yazarlık biraz daha benim dertlendiğim konularda, tabiri caizse içimi dökmek için bir nevi elimden geldikçe bir şeyler aktarmaya çalışıyorum. Yani naçizane kalemimiz döndükçe bir şeyler aktarmaya çalışıyorum. Az önce anlattığım noktaları gördükçe ve bunu aktaramadıkça artık birikiyor, birikiyor, birikiyor. İnsanın içerisinde kocaman bir dağ halini almaya evet. başlıyor. Bizim hani böyle gem vurduğumuz, içinden böyle sıkıntı yaşadığımız noktalarda bazen zaman zaman kendi başıma kaldığım zaman alıyorum, kalemi yazıyorum içimden geldikçe. Tabii Allah razı olsun, bu arada eşim de edebiyatçı olduğu için zaman zaman edebi aksaklıkları sağ olsun müdahale ediyor, düzeltiyor, tamamlıyor. Hani çok iyi yazarım ama siz de biliyorsunuz, daha önce sizinle beraber de çalıştık, Şey Kültür yazıyor, evet. Köşesi'nde çalıştık. Bazen maalesef insanın gözünden kaçabiliyor noktalama işaretleri, işte imla kuralları bazen kaçabiliyor. O noktada Allah razı olsun, her zaman destekçim. Buradan da ona selamlarımı, sevgilerimi Evet. ulaştırayım. O da şu anda Unutmayalım. unutmayalım. Ona da selamlarımızı, sevgilerimizi ulaştırırım. Dediğim gibi orada dertlendiğimiz, içinden dert yandığımız konuları ele almaya çalışıyoruz. Şu anda isim vermeyeceğim. Bunlardan bir tanesi zaten şu anda yayında olduğumuz Bursa TV'nin gazetelerinden bir tanesi. Sancak gazetesinde yazdık. Birçok gazete var. Yaklaşık şu anda 7-8 tane gazete yazıyoruz ama malum işimizin yoğunluğundan dolayı her gün yazamıyoruz. Haftada bir gün yazabiliyoruz. Bazen bu aksayabiliyor. Çünkü şu anda olduğumuz kurum gerçekten hareketlilik, hızlı bir gidişatta. Evet. Hani o çarktan devam edebilmeniz için o ayağa iyi tutulmanız lazım ve hızlı bir şekilde sizin de hareket etmeniz gerekiyor. Böyle olunca biz de elimizden geldikçe nacizane yazmaya çalışıyoruz ve genellikle değindiğim konulardan birkaç tanesini dile getireyim. Çocuk psikolojisi üzerine özellikle hani ne kadar psikoloji alanımız olmasa da çocuk psikolojisi demeyelim de haddimize değil çocuk psikolojisi içerisine girmek. Çocuğun okuldaki eğitim psikolojisi diyelim. Toplumumuzda maalesef kanayan yaraları, şimdi bazı yazarları böyle vardır, bir şeye taktılar mı takarlar. Ben de televizyona takmışım böyle dizilerde gördükçe insan takmamak elde değil. Bakıyorsunuz dizi adı altında topluma pompaladıkları müthiş bir ahlak kirliliği, müthiş bir kültür yozlaşmasına yol açıyor ve kültür katlediliyor. Bir kurumumuz var, ismini söylemeyeceğim. Burada söylersem sıkıntı olacak. O kurum hakkında da yazdık. Neydi, ne oldu? Ruh oldu dedim. Onun ismini de söylemeyeceğim. Çünkü şimdi ekranlarda söylersek sıkıntı olur. Evet. Maalesef bazen böyle gördükçe dertlenmemek elde değil. İnsanın zoruna gidiyor. Böyle o yapılan terbiyesizlikleri, ahlaksızlıkları gördükçe susmak da gelmiyor insanın içinde. Tabiri ise içimdeki çığlığı dökmeye çalışıyorum elimizden evet, geldiğince. Bir şekilde kalem dostunuz Aynen oluyor. Aynen öyle. Programın sonuna geldik Mehmet Bey. Evet. Programın sonunda bir şiirle vedalaşacağız. Bir şiir sizden evet. dinleyeceğiz ama onun öncesinde son mesajlarınızı isterseniz izleyenlerimize de iletin. Ben öncelikle bu saate kadar benim çenemin gevezeliğini çeken bütün izleyicilerimize teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. İnşallah hayalimiz, düşüncemiz, umudumuz, ortak gayemiz, inançlı, imanlı, ahlakını peygamber ahlakından alan bir nesil yetiştiririz. Bilmem hangi mankeni örnek alan değil,
Hazreti Hatice'yi, Hazreti Ayşe'yi, Hazreti Fatma'yı örnek alan kızlarımız inşallah yetişir. Ahlakı bilen, ahlakı idrak eden, adaleti sözde değil, özde yaşayan insanların yetişmesine inşallah vesile oluruz. Ve bu tür kurumların inşallah daha da çoğalarak toplumun kanayan yarasına merhem olmasını diliyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Sizlere de çok çok teşekkür ediyorum. Özellikle Bursa TV ailesine. Her zaman yanımızda oldunuz. Her zaman sesimizi duyurmamıza vesile oldunuz. Ben bundan dolayı en başta bütün kurucularımıza ve sizlerin şahsında da sizlere teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Biz teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Bugün Allah razı bizlere olsun. Vakit ayırdınız. İyi ki geldiniz diyelim. Teşekkür Hangi ederim. Şiiri dinleyeceğiz? Hassası olduğum Üstad Necip Fazıl Kısaküre'in Kaldırımlar şiiri. Ezber okuyacağım. Şimdiden aksadığımız, atladığımız noktalar olursa bütün izleyenlerimizden özür diliyorum. Nacizane ezberimizde kaldığı kadarıyla inşallah dilimiz döndüğünce aktarmaya çalışalım. Peki o zaman şiirle vedamızı yapalım. Ben öncesinde izleyenlerimize bir veda yapayım izninizle. Sevgili izleyenler, bugünlük pazartesiydi, haftanın ilk günüydü ve Mehmet İstemihan bizlerle birlikteydi. TÜGVA İl Eğitim Koordinatörü, eğitimci, yazar. Bugünlük bizden bu kadar diyelim. Çarşamba sabahı yine görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kaldırımlar şiiri ve Mehmet İstemihan. Sokaktayım. Kimsesiz bir sokak ortasında. Yürüyorum. Arkama bakmadan yürüyorum. Yolumun karanlığına saplanan noktasında sanki beni bekleyen bir hayal görüyorum. Kara gökler kül rengi bulutlara kapanık. Evlerin bacasını kolluyor yıldırımlar. İncin uykuda. Yalnız, yalnız iki yoldaş uyan. Biri benim, biri de serseri kaldırımlar. İçimde damla damla bir korku birikiyor. Sanıyorum her sokak başını kesmiş devler. Üstüme camlarını hep simsiyah dikiyor. Gözüne mil çekilmiş bir ama gibi evler. Kaldırımlar. Çilekeş yalnızların annesi. Kaldırımlar içimde kıvrılan bir lisandır. Bana düşmez can vermek yumuşak bir kucakta. Ben bu kaldırımların emzirdeği çocuğum. Ama sabah olmasın bu karanlık sokakta. Bu karanlık sokakta bitmesin yolculuğum. Ben gideyim, yol gitsin. Ben gideyim, yol gitsin. İki yanımdan aksın bir sel gibi fenerler. Ta tak ayak sesimi aç köpekler işitsin. Yolumun zafer takı gölgeden taş kemerler. Ne sabah göreyim, ne sabah görüneyim. Gündüzler size kalsın, verin karanlıkları. Islak bir yorgan gibi sımsıkı bürüneyim. Örtün üstüme, örtün serin karanlıkları. Uzanıverse gövdem taşlara boydan boya. Alsa buz gibi alnımdan bu ateşi taşlar. Dalıp sokaklar kadar esrarlı bir uykuya. Ölse kaldırımların kara sevdalı iş. İkimizin de ne eş, ne arkadaşımız var. Sükut gibi münzevi, çığlık gibi hürsünüz. Dünyada taşınacak bir kuru başımız var. Onu da hangi diyar olsa götürürüz. Yağız atlı süvari koşturur, dağıtını koşturur. Sonunda kabre çıkar bu yorum kıvrımları. Ne kaldırımlar kadar seni anlayan olur, ne senin anladığın kadar kaldırımları. Bir esmer kadındır ki kaldırımlarda gece, vecidin içinde başı dik, hayalimi sürükler. Bir an gözüme deyince, haydi düş peşime der. Ondan bir temas gibi rüzgar beni bürür de, tutmak isterim onu göğsüme alıp. Bir türlü yetişemem fecre kadar yürür de, heyhat. O birince ruh, bende etten bir kalıp. Arkamdan bir kahkaha duysam, yaralanırım. Onu bir başkasına ram olur sanırım. Görsem pencereden soyunan bir karaltı, varsın bugün bir acı duymasın gözyaşımdan. Bana rahat bir döşek serince yerin altı, bilirim kalmayacak bir yar gibi başımda.